Ne oldu ne? He? Sonunda yakalandınız işte. Ben sana demedim mi Fazıl Bey? Bunlar gizli saklı buluşuyorlar demedim mi he? Ya tamam anne ya. Suçüstü yaptınız işte. Ya ben seviyorum bu kızı. Ne yapayım şimdi? Öleyim mi? Sus lan. Bir de konuşuyor densiz. Seviyormuş. Refika, bırak da bir anlatsınlar. Ayol neyi anlatacaklar Fazıl Beyciğim? He? Ben her şeyi biliyorum zaten. Bu yılan var ya bu yılan. He? Bu şimdi paranın kokusunu aldı. Konağa da gideceğimizi fark etti. E ne oluyor? Bu bizim saf tireğin yakasından düşmüyor. Yok Refika annem. Vallahi billahi benim haberim yoktu. Ben yeni öğrendim her şeyi. Evet anne ya. Vallahi haberi yoktu yani. Anne, bak Pembe bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi yavrucuğum? Benim çocuğumun olmayacağı ortaya çıkınca... anne olamasam da ben seninle yaşlanmak istiyorum dedi ya. Ay va, sonra? Eğer İsmet'le para pul için beraber olacağımı düşünüyorsanız biz konağa da gelmeyiz. Ayrı eve çıkarız. İkimiz de çalışır, kazandığımıza göre yaşarız. Yeter ki bizi ayırmayın ne olur. Benim bu laflara karnım çok tok kızım. Refika, ben bu çocukların sevgisine inanıyorum. Biz ne yaparsak yapalım, onlar yeniden bir araya gelecekler. Biz yolda biraz konuştuk. Ben ikna oldum. Allah Allah! Nesine ikna oldun? Anlatır mısın bana? Ayol duruşmaya çıkacağım dedi. Sonra ne oldu? Fos! Yaptığım her şey için o kadar pişmanım. O kadar çok utanıyorum ki Refika anne. Ama eğer bana bir şans verirseniz her şeyi telafi edeceğim. Size söz veriyorum. Bu sana verilen kaçıncı son şans acaba? Anne vallahi razı gelmezseniz ben de giderim bu evden. Ben seviyorum bu kızı. Refika. Bırakalım da beraber olsunlar. Aynı haliniz varsa görün ayol. Kendi düşen ağlamaz, iki gözü birden çıkar. Bana bak yılan. Sakın benim eteklerimin etrafında dolanmaya kalkma. Vallahi paralarım seni. O kadar sinirliyim sana yani. Anladın mı? Saftirik. Eğer sen de bu yılandan kazık yersen sakın anacım anacım diye eteklerimin etrafına gelme. İzin veririm seni. Tamam anneciğim ya. Gelmem. Tamam ne olacak ya? Çekil üstüne. Oh öpeceğim. Ya bakma. Çekil. Anne kraliçeden izin çıktı. Ya baksana şunlara anne. Biz hayır desek ne olacak? Ay. Ay görmeyin bari. Ali? Abi. Nasılsın? Ben iyiyim de... senin burada ne işin var? Ben de seni görmeye gelecektim. Ali bak, eğer boşanmaktan vazgeçmek için geldiysen... Bak, senin bana söyleyemediğin bir şey var. Ne gibi? Yani nereden çıkardın böyle bir şey ya? Yok öyle bir şey. Hasibe anne söyledi. O gün dükkana... senden boşanmaktan vazgeçtim demek için geliyormuşsun. Ya evet. Öyleydi. Ama sonra vazgeçtim. Yani yaptıkların aklıma gelince... Uzatma. Söylemen gereken şey neyse söyle hadi. Ya Ali yok bir şey diyorum. Allah Allah. Niye ısrar ediyorsun? Bak gözlerini benden kaçırıyorsun. Eğer sen doğruyu söyleseydin... gözlerini benden kaçırmazdın. Gözlerimin içine bakarsın. Seni tanıyorum ben. Hadi. Ya Ali yeter. Yok bir şey diyorum işte. Niye üstüme geliyorsun? Öyle olsun. Ama şunu bil. O söyleyemediğin şey neyse... bir gün senden mutlaka öğreneceğim. Bunu unutma. Söyleyemiyorum işte Ali. Söyleyemiyorum.
ömrümün sonuna kadar da söyleyemeyeceğim. Ay azıcık bir dinlendim de kendime geldim. Ben diyorum size, yaşlılıktan bütün bu olan bitenler. Annem, senin hafıza da yaşlılıktan gitti zar. Pempeyi afetliğine göre. Cemal'ım, o mecburiyetten. Benim bu salak oğlum gitti, bu kıza aşık oldu. Söyle şimdi ben ne halt edeyim? Refika, biraz ayıp oluyor ama. Biraz mı? Dakika başı en az 10 tane laf yiyorsun baba burada ya. Yani çok ayıp oluyor ama neyse bir şey demeyeceğim. Vallahi Pembe'nin yaptıklarından sonra annem az bile söylüyor. Ali abi ya, sen yapma bari. Yalnız helal olsun sana da Pembe ha. Vallahi bak, bize bu kadar fenalık yaptıktan sonra yanımıza yanaşabilen bir tek sen varsın ha, helal olsun. Artık kendisindeki nasıl bir şeytan tüyüse canım. İsmet'i seven kalbimden başka hiçbir şeyim yok benim Safiye abla. Yoksa bu kadar lafı yiyip de oturmazdım. Ya ben bir şeyim. Ben de seni seviyorum kız. Lan helal olsun sana da İsmet ha. Ne ana tanıyorsun ne baba tanıyorsun ya. Anam babamın yanında seni seviyorumlar falan havalarda uçuşuyor. Bak biz kaç senelik karı kocayız şurada. Daha bir kere anam babamın yanında seni seviyorum demedik. Öyle değil mi kız? Valla yani anam babam yok şimdi seni seviyorum dediğini duymadım ama neyse. Şimdi canım. Nasıl 5 dakika içeri gel. Pembe. Hasibe annenin bu durumdan haberi var mı? Var enişteciğim. Aradım, haber verdim. Çok sevindi. Ay sevinmez mi? Zil takıp oynuyordur. Biz konağa bir gidelim. Bak gör. Aha şuraya yazıyor. 2 gün sonra kızımı çok özledim diye başımıza tebelleş olacak. Anne, ayıp olmuyor mu Pembe'nin yanında? Bana bak İsmet, o gözlerini böyle çıkartıveririm ben. Bana kaş göz işareti yapıp durma. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ay her şeyi söyleyeceğim. Patlayayım mı ayol? İsmet, oğlum bak annem çok sinirli. Biraz alttan al. Tamam, tamam. İsmet, Pembe'nin de eşyalarını getirdiniz mi oğlum? Aa, hiç öyle şey olur mu? Pembe Hanım bir prenses. İsmet gibi böyle çekyatlarda yatabilir misin? Ay Allah korusun. Öyle diyordun değil mi? Yatamam. Ben prensesim. Ya anne ya. Sen habire laf mı sokacaksın bize? Evet. Refika, yeter artık ama. Sen de mi Fazıl Bey? Ne haliniz varsa görün. Hadi geceler anneciğim. Hayırlı geceler anne. İyi geceler. Annem hiç yumuşamayacağı benziyor ya. Bence daha yeni başlıyor. Sen değil de Pembe'nin annemin gönlünü alabilmesi için çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Vallahi alim ya. Bak ben diyeyim bir, sen de 5 yıl anam anca affeder Pembe'yi. O kadar sürer mi ya? Kandırıyorsunuz beni değil mi? Yok yok. Ben alırım onun gönlünü. Az 5 dakika içeri girsin sen. Ya telefonumu içeride mi unuttum acaba ya? He ben biliyorum onun yerini. Hadi kalk gel, gel canım yürü. Ya bir göster bak. He göstereceğim, gel. Neyse ben de müsaadenizi isteyeyim. Yarın görüşürüz. Güle güle kızım. Akşam. Güle güle. Hadi gel ben seni bırakayım daha akşam. Ya Cemal. Sabahtan beri kaş göz yapıyor. Az 5 dakika gel diyorum. Çakıldın kaldın o koltuğa ya. Sen ondan mı öyle ağzın gözün yamuluyorsun bana? Ne istiyorsun gene ya? Ne var? Cemal. Safo bak sen bana en son böyle baktığında bizim bebeğimiz olmuştu hatırlatırım yani. Heh. Evet canım. Çok doğru bir nokta yaparmak bastın. Ben de onu diyecektim. Biz şimdi bir çocuk daha yapalım. Hadi geç canım sen şöyle. Ne hadi Safo ne hadi? Manyadın mı sen ya? Allah Allah biz jübilemizi yaptık. Bırak gençler yapsın bebeğe. Sen ne diyorsun ya? Sen bize yaşlı mı demek istiyorsun? Allah'a şükür biz de gayet genç insanlarız yani. Ya Cemal. Şimdi şurada böyle tatlış bir şey olsam minik. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Ha?
Olmaz diyorum Safa, olmaz. Allah Allah, benim 3 tane aslan gibi bir evladım var, tamam yeter. 3 tane mi? 3 tane derken? İşte Sevda 1. Dimiran'a da babalık ettim, onu da 2 say. Ya Allah aşkına, o kadar matematiğim var ya Cemal. 3 ne oluyor, 3 kim? Kız işte İsmet. İsmet de elime doğdu ya, ona da babalık etmiş sayılmam mı? Ya Cemal, canım. Bak şimdi şöyle düşün. Hani biz tekrardan konağa geri döneceğiz ya. Her şeyler çok güzel olacak ya. Biz şimdi minnoşumuzu orada tatlı tatlı büyütürüz. Hadi canım, geç 5 dakika şöyle. Lütfen, lütfen ama. Kızım git, istemiyorum diyorum. Allah Allah. Ben bir daha o oltaya gelmem Safo. Sen illa da bebek sevmek istiyorsan, ha işte Dimiran orada. Git onunla nefsini körle. Ya canım. Bak, bir çocuğun 24 saat bizim yanımızda olmasıyla aynı şey mi? Çıkarır mısın lütfen ya, şimdi? Kızım istemiyorum diyorum. Allah Allah ya. Ben bu saatten sonra bebek bağırtısı çığırtısı çekemeyeceğim diyorum ya. Bana bak, ben de o bebek yapılacak diyorum Cemal Efendi, anladın mı? O bebek yapılacak. Çıkar çabuk şunu. Çekil şuradan, manyadık mısın? Zorla bir şey edeceğiz burada, istemiyorum diyorum ya. Çekil şuradan. Gel buraya, gerekirse evet. Gerekirse zorla şey edeceğiz. Nereye gidiyorsun ya? Eh Cemal Efendi, sen şimdi kaçtın ama benim elimden kurtulamayacaksın. Şu hale bak ya. Of. Ben bebek istiyorum. Abi, niye böyle yakan bağrını dağılmış? He, üstümü değiştim dalim. Ne değişmesi oğlum? Aynı kıyafet var üzerinde. Aynı mı? Ha, ben de diyorum ne unuttum ya. Meğer üstümü değiştirmeyi unutmuşsun. Bana bak. İyi misin sen? He, iyiyim, iyiyim hanım. Ya siz de insan ayak sorguya çekiyorsunuz ya. Cemal. Ben yatıyorum canım. Bence sen de çok geç olmadan yat. Hayır yani sabah erken kalkacaksın ya, o bakımdan dolayı diyorum. Sen yat o. Ben biraz dışarı çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Ben bir arkadaşlarla buluşacağım ya. Siz beni beklemeyin. Geç gelirim. Tamam, sen yat, sen yat. Ben geç gelirim. Ama acayip çok geç gelirim, tamam mı? Hadi Allah rahatlık versin. Hadi. Gide gidiyorum. Kızım, bir şey mi oldu? Yoo, bir şey olmadı babacığım. Her şey çok normal. Anlamadım ya ben şimdi. Ve aslında anladım da, o teklifi bir daha duymak istiyorum. Yani sen şimdi gel, dükkanı sen çevir diyorsun ha bana. Öyle mi İlyas Efendi? Heh, aynen öyle diyor Masibe teyzem. Sende yetenek var. Çok yetenekli bir insan kendisi. Bende de sermaye. Gel güçlerimizi birleştirelim, Pötü Prens'i eski güzel günlerine kavuşturalım diyor. Heh? Bir dakika. Bu teklifte senin fırıldaklıklarından biri olabilir İlyas Efendi. Senden intikam almak için numara çeviriyor olabilir anne, dikkat. Aşk olsun Fatma bacım, numara falan yok. Ben duygularımda çok samimiyim. İyi de ne sen annemden haz edersin, ne de annem senden haz eder. Nereden çıktı şimdi bu teklif? Şimdi şöyle gelişti olay Mavi. Ben Hasibe teyzemin üstünden çok para kazandım. Çok hakkını yedim, şimdi de onun hakkını ödemek istiyorum. Hadi lan! Müşteri ayağını kesti. Sağımıhta acale düştüm demiyor da. Bak ya bak. Lan dükkanının sicili bozuldu senin. E tabii. O kaçan müşteriyi ancak ve ancak ben geri döndürtebilirim, değil mi? Ya he tamam, öyle oldu Hasibe teyzem. Bak ocağına düştüm. Ne olur gel şu dükkana. Sana kardan da pay vereceğim kız. İyi teklif ha anne. He vallahi ya. İyi teklif ha. He. Ama bak sadeyim ha. Ben öyle emre, carta, curta gelemem. Bir kere sen beni özgür bırakacaksın, he mi? Ben mıtmaktadan bir bağımsızlık isterim. Tamam. Yeter ki sen gel Hasibe teyzem. Ben hiçbir şeye karışmayacağım. Tam bağımsızlık. Sen yeter ki gel. Ne ya o zaman? Ben yarın dükkana gideyim, çalışayım. Bak ya, ona buna haber de salayım ha. Deyim ki ne? Pötü Prens'in gümenine ben geçiyorum deyim ha. Yapayım mı böyle bir şey? İster misin? He, isterim. Hadi bakalım. Allah senden razı olsun Hasibe teyzem. Günaydın. Günaydın.
Safo. Sen niye benim üstüme atlayacakmış gibi bakıyorsun öyle? Ben sana bu çocuk olayını açtığımdan beri sanki sen benden kaçıyormuş gibi harekatlara girdin ya. Dün gece de yanıma çok geç geldin. Kaçıyorum vallahi Safo, yalan yok. Senin bakışın bakış değil ya. Ben senin gözündeki o kararlılığı gördüm. Şimdi durduk yere gol yemeyek yani. Kararlıyım Cemal. Çok kararlıyım. Eğer ki ne? Sen bu olaya bir maç gözüyle bakıyorsan bu maçı alacağım. Başka yolu yok. Gel buraya. Ya ne yapıyorsun sen? Sağ ol lütfen. Bak boştan mı böyle şeylerden çekilmiyorsun ya? İstemiyorum. İstemiyorum kızım, istemiyorum. Zorlamıyor. Ya Cemal bak çok güzel bir maç olacak. Bana güven lütfen canım. Lütfen rica ederim. Allah Allah ya. Yapma şunu. Ay çok ayıp ama. Cemal ya. Bak sen beni dinle. Bir tane daha çocuk yapsak çok güzel olmaz mı? İstemiyorum. Ya neyi istemiyor? Rezil olacağım annelere. Dedim ya. Ya Cemal beni delirtme ya. Nereye gidiyorsun? Ay çok ayıp ama. İnsan karısına itiraz eder mi hiç? Ya kızım istemiyorum diyorum. Ya Cemal. Kızım oturup yesene bir şeyler. Aa, bereketimiz kaçacak. Babaanneciğim sınava geç kalıyorum. Çıkmam lazım. Görüşürüz. Ne oldu abi, sen de mi geç kalıyorsun? Bu sabah temiz davası vardı. Birazdan başlayacak. O yüzden saate baktım. Hayırlısıyla güzel bir haber alırız inşallah. İnşallah. Günaydın Göreski family. Abo! Cemal biz seni böyle cıpıdak gülmek zorunda mıyız ya? Oğlum bu ne hal? Odanda giyinsene eşek herif. Babam çok acelem var, benim çıkmam lazım, kusura kalmayın ya. Allah Allah, babalı kızlı ne oluyorsunuz canım? Bari sen otur da bir lokma bir şey ye. Yok annem oturmayayım. Otursam şimdi çok kötü şeyler olabilir. Ne gibi? Ya Alim söyleme sahiptir. Ettin Oati değildim. O dokanda herhalde. Benim acil tıfalete girip işe gitmem lazım. Hadi hadi görüşürüz canım. Keşke sormaz olaydım ya. Allah Allah. Bana bak. Kavga mı ettiniz gene? Yok annem. Yok. Kendisiyle bazı konularda çok büyük fikir ayrılıkları yaşıyoruz ama ben şey edeceğim yani, merak etmeyin siz. Fatma. Ana. Biz duvar için halı siprişi verdiydik değil mi? Verdik ana. Duvarlar için halı mı? He ya. Hani böyle ırmağın kenarında su içen ceylan motifli halılar oluyor ya. Ay. Onlardan sipriş ettik. Ay buraya nasıl yaraşacak, nasıl yaraşacak? Ay yok, o varoş halıları duvarlarıma asmanıza izin veremem. Fatma, biraz önce Şoçiyan bağaydı razm etti. İstemiyorsan hemen ortaklığı bozabiliriz İlyas. Ana yürü. Aşk olsun bacılar. Olur mu öyle şey? Ya Hasibe teyzem, ben zamanında dekorasyona çok para harcamıştım da paramızı çarçur etmeyelim diye şey ettim. İdare ederiz diye yani. Ha yok, olmaz öyle. Öyle değil. Bir kere benim buraya gelmiş olduğum belli olacak. Biz buraya mutlaka bir kompizet yapacak. Ana, ben gözleme saçımı daha aşırı olurum. Gözleme de mi yapacağız? Ya yapacak tabii oğlum ya. Öyle bir sulu yemeğinden olur mu ya? Çeşitlilik getirmek lazım yavrum. Ama sen merak etme. Fatma ile ben şahane gözleme yaparız. Ona hiç şüphem yok Hasibe teyzem de. İznin olursa şimdi bak burası butik bir dükkan ya. Yani gözleme Pötü Prens'in konseptine uygun değil. İlyas, sen benim kararlarıma mı karışıyorsun, bana mı öyle geliyor? Yok Hasibe teyzem, olur mu öyle şey? Yani dükkanımı tekrar ayağa kaldırmak için buna mecburum değil mi? Ha şunu bileydin İlyas Efendi. Anağı, aa biz bu çiğen için yöresel kıyafet sipariş verdi miydik Mükerrem'e? He, verdiydik tabii kızım. Onu da hazır edecekler, merak etmesin. Ne yöresel kıyafeti ya? Aa, ama bak, kompiset gereği senin de o kompisete uygun bir kostümle yani dolanman lazım. Mecbursun buna yani. Çok yakışacak. Ne o? İtirazın mı var yoksa? Yok Hasibe teyzem. Dümeni senin eline verdik bir kere. Giyeceğiz. Tamam. Güzel. Dosun nerede ya o dosun? Bak deyin baştan. O dosun da Bağda abi olacak mutmatta. Gitti Tosun. Müşteri ayağını kesince sattı beni. Başka bir dükkanda iş bulmuş hemen. De bana. Helal olsun ya herife. Vallahi çok akıllı çıktı. En doğrusunu yapmış. En doğrusunu yapmış. Ha isim. Bak
isim de çok mühim. Böyle piti, putu bunlar denmiyor ya. Olay denmiyor yani, bizim dilimize uygun diye. Böyle daha kolay, daha bizden, daha rahat söylenen bir isim bulmak lazım mutlaka buraya. Tabii Asibe teyzem, bulalım. Ünlü oyuncu fiziğimle bir yerlere gelmek istemiyorum diyor. Sende de çok fizik vardı çünkü. Yemin ediyorum bunların hepsini cebimden çıkarım ben, cebimden. Elmas'cığım. Hoş geldin Safiye'm. Çay mı istedin? Ha yok, çay falan değil de ben şey diyecektim. Şimdi biz seninle böyle çok iyi bir başlangıç yapamadık ya canım. Ondan dolayı sana bunu telafi etmek için bir şans vermeye geldim. Ya sen ne yüce gönüllü bir insansın ya. Gelin kaynana toprağından olur derlermiş. Aynı Refika Hanım'sın maşallah. Ah canım sağ ol, öyleyimdir. Hey neyse, kısa keseceğim. Ben direktman konuya gireceğim. Şimdi ben tekrardan bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Ama Cemal yanaşmıyor. Acaba diyorum hani sende Cemal'ın kanını böyle bana karşı kaynatacak, hani tekrardan bana meyletmesini sağlayacak bir karışım falan bir şeyler var mıdır? Var. Var tabii, olmaz mı? Bende öyle bir şey var ki Cemal'in böyle kanını fokur fokur fokurdatıp sana koşmasını sağlayacağım. Anam yapma ya. Yani yapma derken hemen yapabilir misin şu anda? Haydi canım. Kız sen çok mu bebek istiyorsun ha? Kız Elmas çok istiyorum ya. Vallahi çok istiyorum ama Cemal istemediğinden dolayı vallahi beni bucak bucak kaçırıyor. Baş bende. Bende bir yapacağım. Bak gör, senden kaçmayı bırak. Sana yalvaracak, yalvaracak. Ah kız deme. Abi. Günaydın Ali. Günaydın Mavi. Ben sana bir şey söyleyecektim. Tabii, söyle. Ama istersen ayakta konuşmayalım. Şurada aşağıdaki kafede oturalım. Bu akşam yemek yiyelim mi? Hani bir otele gitmiştik, sen yemeklerini çok sevmiştin. Olur. Hem de çok iyi olur. O zaman ben arayayım, rezervasyon yaptırayım. Tamam. İşlerin bitsin, haberleşelim. Mavi. Uzun zamandır baş başa kalmamıştık. İnan bize çok iyi gelecek. Göreceksin. Tamam. Ben senden haber bekliyorum o zaman. Tamam. Görüşürüz. Bu bizim son akşamımız olacak Ali. Hanımım. Buyurun. Birgül kim hanımefendi? Vallahi ben de tanımıyorum. Adı Gülermiş. Seninle konuşacağı çok mühim bir mesele varmış. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Hayırlı bir iş için rahatsız ettim. Hayırlı bir iş mi? Evde genç, bekar, güzel bir kız var ya, Sevda için gelmişler herhalde. Ne? Göbek adın Sevda mı? Yo. Dupadüz Birgül. Ben Birgül Hanım'ı istemeye geldim. Birgül Hanım'ı istemeye mi geldiniz? Yani görücü mü geldiniz? Evet. Müsaade ederseniz şöyle bir oturayım. Aa, tabii tabii. Tabii buyurun, buyurun. Ay şaşırdım biraz da. Ama işte Birgül de bekar değil mi? Kız kapa ağzını, kapa sinek kaçacak. Anam dondu kaldı bu be. Birgül. Yavrum şu elindeki bezi bıraksa. Bak hanımefendi senin için gelmiş. Görücü gelmiş. Bir hoş geldin diyiver istersen. Ver, ver. Hoş gelmişsiniz. Hoş buldum.
Hanımım, beni yanlış mı duydun? Yoksa bana hakikaten korucu mu giyilmiş? Birgül doğru. Geç otur otur. Bakalım hanımefendiyi birlikte dinleyelim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Cemal. Safo. Yalnızsın galiba. He, yalnızım ama şimdilik yalnızım. Sakın taarruza falan geçeyim değil mi? Babamlar adliyeye gitti, her an gelebilirler. Ay, heyecanlanma. Aa. Ne taarruzu, ne diyor sen Allah aşkına ya? Sana yemek getirdim. Yemek mi getirdin? Hayırdır inşallah. Ya kaç zamandır şurada çalışıyoruz, hiç yemeğini görmedik yani. Aşk olsun kocam. Ya bak, artık her şeyler çok güzel gitmeye başladı. Yani ben sana yemek getiremez miyim? Azıcık bir kocama iyi bakayım dedim. Sen bana lazımsın Cemal. Öyle buğulu buğulu bakma. Dükkan burası. Cemal, bak sana en sevdiğin yemeği getirdim. Etli nohutla pilav mı yoksa? Hı. Vallahi mı diyorsun? Nohutla pilav. Abo. Yanına da. Getirir. Turşu. Abo mis gibi koktu vallahi, ver. Ellerimle hazırladım. Ha. Ekmeği koparayım mı? Ver ver. Afiyet olsun. Beğendin mi canım? Mis mis, eline sağlık sofum vallahi. Çok iyi olmuş ya. Tadında falan bir değişiklik yok değil mi? Yok, bildiğimiz işte etli nohutla pilav. Ulan ne acıkmışsın ya. Zaten senin yüzünden sabah kahvaltı edemedim. Saldırdım üstüme, kendimi dar attım dışarıya. Kusura bakma Cemal. Bir daha olmaz. Artık sen gelirsin bana. Yok kızım, gelmem vallahi. Yani tamam, hadi bir konuşmayayım. Belki gelebilirim ama çocuk için diyelim. O işimi geçeceğim. Tabii. Haydi canım, sana afiyet olsun. Bol bol ye. Hepsini senin için yaptım. Bak özellikle suyuna bana ye. O su bitecek, tamam mı canım? Haydi. Hayırlı işler. Ay. Hadi bakalım inşallah. Allah'ım sen yüzüme gül. İnşallah elmasın verdiği bu karışım işe yarar. Kardeşim diye demiyorum. Çok efendim bir insandır kendisi. Rahmetli eşinin de bir gün gönlünü kırmamıştır. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bir denecik de oğlu var. Evli. Kayseri'de yaşıyor. Babasıyla alakası yok yani. Sadi. Yani kardeşim. Kendi halinde. Mazbut bir insandır. Evi emeklisi? Var var. İkisi de var çok şükür. Hadi iyi yere kapak attın kız. Hayırlısı. Peki nerede görmüş Birgül'ü? Çarşıda, pazarda görmüş bir iki kere. Bana çıtlatınca seni sordum, soruşturdum. Burada çalıştığını öğrendim. Ha, takip edildiğimin pek farkına varmadım ama... neyse, Sadi Bey'in bir fotoğrafı var mı acaba? Var var, getirdim. Ay dur, ben de bakayım kız. Ay pek hoşmuş be. Hadi inşallah. Oo, ne yakışıklı adam gördün mü? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kız ağır ol biraz. Ağzı açık ayran budalası gibi düştün ayol adamın üstüne. Ne diyor? Ne diyeceğim? Beğenilmek tabii çok güzel bir şey. Bir çay içebiliriz Sadi Bey'le. Yok. Sadi öyle gezip tozmayla el alemin ağzına laf vermek istemiyor. Mümkünse bu akşam çiçeğini, tatlısını alıp Fazıl Bey'den isteyecek seni. Birgül Hanım da tamam derse yüzüğü takarız dedi. Sonra içersiniz çayı neyim. Buyurun gelin. Otururuz, konuşuruz. Haklarında hayırlıysa olur inşallah. Akşama görüşürüz o zaman. Hoşça kalın şimdilik. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Hadi. Hanım. Hakikaten ben şimdi evleniyorum mu? Galiba kız. Sen demiyor muydun ayol? Sen ne kadar Allah'ın sevdiği kulusun.
Allah'ım bana bir ev ver. Kapısını kendim açayım, anahtarıyla gireyim diye. Hepsi oluyor bak kız bir gün. Ay, şükür ya Rabbim. Hanıma, bak hele fotoğraftan pek iyi anlaşılmıyor ama... güzel adam ya, yakışıklı yani. Kör olmuyor seni. Yakışıklı, vallahi yakışıklı. Ayol kadını geçirsene, rezil olduk. Abo! İlahi bir gün. Vallahi buldumcuk oldu ayol. Sayılmaz. Müşteriler sevdi yani. He öyle vallahi. Başlarda ben de bir itiraz ettim ama şu kalabalığı görünce yemişim konseptini, yemişim butiğini. Ben parama bakarım kardeş yani. Bağırın! Allah! Lan oğlum ha! Al senin siprişlerin hazır. Kayseri'ye götür. Alem neznet görsün oğlum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık Hasibe Hanım. Haydi bakalım. O zaman size kolay gelsin. Sağ olasın, hayırlı işler. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Aman da aman, benim yakışıklım halaya gülüyor muymuş? Bak anneye, bak çok güzel mamalar yapıyor bak. Oy kuzum benim, oy. Lan İlyaslan, bak. Dümene benim geçtiğimi gören müşteri ahın, ahın geldi görüyorsun değil mi? Kıymatımı bilirsin artık lan. Bilmem Masime teyzem, iyi ki geldin. Sen olmasan ben ne yapardım ya? Usta bir cerrah gibi ölüm döşeğindeki hastayı hayata döndürdün sen. Sen olmasan sıfırı tüketmiştim, iflas etmiştim. Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Lan ne arıyorsun lan ya? Ne arıyorsun lan? Ne yalaka bir insanmışsın sen ya yağcı. Bak bile ne kadar yaraştı bu kıyafet sana ha. Vallahi yaraştı. Bak gördün ya, başta bir birin kıvırdıydın, istemediydin ama çok güzel oldu. Vallahi ha, o musibetliğin, o yılanlığın geçti gitti sanki. Adeta böyle saf, masum bir Anadolu delikanlısına dönmüştün. Çok civan oldun lan! Vallahi bu dükkan her gün böyle kalabalık olsun. Ben ayı kostümü bile yiyerim. Pardon. Bir patatesli gözleme daha alabilir miyim? Derhal. Fatma! Nana! Bir gözleme çek, patatesli olsun. Bende. Oo, Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, buyurun, buyurun, şöyle buyurun. Buyurun şöyle ağırlayalım sizi. Kim bu adam lan? Karşılayacağım diye ayaklarımı öpüyordun neredeyse. Gurme Hasibe teyzem, gurme. Ürgüp'ün Sesi gazetesinde yazıyor. Yapma ya. Eskisine ne olmuş ya? Hani başka bir adam vardı kurma olaraktan. O gitti. Yerine Ekrem Bey geldi. Ama Ekrem Bey ondan da beter. Beğenmediği restoranı yerin dibine sokuyor. Yapma ya. Kurme Bey. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Sağ olun efendim, iyiyim. Hoş bulduk. Maşallah, maşallah. Hasibe teyzem, bu adamı memnun etmemiz lazım. Güzel şeyler yazsın dükkanımız hakkında, reklamımız olur. Ya sen merak etme ya. Biz daha önceden bir kurma sınavı atlattık. Evelallah bunu da atlatırız. Bak şimdi, sen buna Moni götür, siprişlerini al. Ben onun yemesiyle, içmesiyle bizzat şahsen kendim hususi olarak ilgileneceğim. Tamam. Hasibe teyzem. Teyzem. İyi ki varsın. Oh iyi geldi vallahi ya. Bir tabak daha olsa bir tabak daha yerdim. Uf, amma acıkmışsın ama ya. Halim ne oldu? Temiz sonuç çıktı mı? Çıktı abi. Davayı kazandık. Oh vallahi mi? Allah'ım şükürler olsun. Cehennem azabı bitti sonunda. Halim. Evet oğlum. Hakkımız oranı geri aldık.
Of Nadir'im ya. Ne zaman taşınabiliyoruz peki konağa? İşlemleri hemen başlattım. Bir iki tane evrak işi kaldı o kadar. Sadece konak değil. Kurtarabildiğimiz her şeyi geri alacağız Cemal. Sen hiç merak etme. Allah yaşasın. Ben hemen gideyim bizimkilere haber vereyim. Acayip sevinecekler ya. Nadir, tekrardan çok teşekkürler. Oturalım otur, bir çay içelim. Geç şöyle. Faysal Bey, ne deseniz haklısınız. Ama biz de elimizden geleni yaptık, inanın. Tamam lan tamam, kes. Kızmadım. Konak mı istiyorlar, ev mi, para mı? Ne istiyorlarsa ver gitsin. Benim için Göreçki davası kapanmıştır. Ben Göreçkilerden alacağımı aldım avukat. Bundan sonra hiçbir şeylerini istemiyorum artık. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.